Arkadaşlar merhaba. Bu derste grup ve komponent arasındaki farkı öğreneceğiz. Yani cisimleri grup obje yaptığımızda nasıl oluyor? Komponent obje yaptığımızda bize nasıl bir faydası oluyor? Ona bakacağız. Arasındaki farkları göreceğiz. Şimdi başlayalım. 3 tane burada rectangle çizdim. Bunları push pull ile kaldırmak istiyorum şöyle. Çift tıkladım, çift tıkladım. Aynı seviyede kaldırdık. Bunları da şöyle hepsini seçip kontrol şuna basarak move aracını aldım. Şuradaki move aracını aldım ve kontrol tuşuna bir kere bastım. Artı işareti çıktı ve kopyasını aldım. Şimdi bunların hepsi obje ama ne grup ne de komponent obje. Birinci grubu ben grup obje yapacağım. Şöyle tek tek make grup yapıp şöyle şunları da silelim. Şunları da silelim. Evet. Bu grup obje olsun. Bu da sağ tuş make component olsun. Component obje yapacağım. Birini grup yaptım. Burada bazı şeyler soruyorlar size. Bu özellikleri ben komponent dersinde ayrıca anlatmış olacağım. Komponent dersine bakarsanız yani komponent oluşturma ile ilgili derse bakarsanız bunun yine detaylı olarak şuradaki ayarları görmüş olursunuz. Şimdilik direkt create diyeceğim. Şimdi dikkat edin. Burada grubumuz, burada ise komponentimiz var. Onu da yazalım şöyle. Şuraya grup diyelim. Şuraya da 3 boyutlu yazıyla yine komponent diyelim. Evet. Bu da komponent olsun. Şimdi grubu çoğalttığım zaman, bakın grubu çoğalttığım zaman şöyle 3 tane çoğaltalım. Üç tane çoğaltalım. Komponenti de çoğaltalım. Ondan da 3 tane olsun. Şimdi dikkat edin. Ben burada grubun içine girdiğimde ve işlemler yapmaya başladığımda gruba müdahale ediyorum şu an. Grup içinden. Fakat hiçbir şekilde sağdaki gruplarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Fark ettiyseniz şu 3 arkadaşta herhangi bir değişiklik yok. Bunlar bağımsız çalışıyor. Yani grupta bağımsızlık var. Şimdi komponente gelelim. Komponentteki olaya dikkat edin. Buna tıkladığım an diğer kardeşlerin etkilendiğini göreceksiniz şimdi. Aynı işlemleri onda yapıyorum. Bakın kardeşlere dikkat edin. Yani diğer komponentlere aynı anda hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Tüm parçaları aynı olacak olan bir çizimde kullanabilirsiniz. Evet. Komponentin farkı, gruptaki farkı bu. En temel farkı. Başka yine hafızayla alakalı da yine sıkıntınız olabilir. Mesela nasıl demek istiyorum? Burada objelerin mümkün olduğunca eğer aynı ise grup değil de komponent yapmanızda fayda var. Megabyte'da çok büyük dosyalarda fark ediyor arkadaşlar. Çünkü bunları tek bir obje gibi okuyor komponentleri SketchUp. Ama öbür türlü bu grup, bu ayrı bir grup, bu ayrı bir grup olduğunda otomatikman ne oluyor? Hepsi için ayrı bir hafıza açmak zorunda kalıyor. Buna da dikkat edin. Komponent yapmakta fayda var. Tabii aynı ise komponent yapacağız. Yoksa farklıysa zaten komponent yapmamalıyız. Şimdi mesela küçük bir uygulamasını yine burada yapalım. Örneğin şöyle bir duvarımız olsun. Bu duvara merdiven yapmak istiyorum. Şurada şöyle rectangle yaptım. Siz ölçülü yaparsınız çok önemli değil. Bunu da grup yapıyorum arkadaşlar. Pardon, komponent yapıyorum ki bunların hepsinin aynı olacağını söylüyorum. Bunu da şöyle move aracıyla artı kontrole bastım ve tıkladım. Kaç tane olmasını istiyorum? Atıyorum 10 tane olsun. Yukarı doğru 10 çarpı enter dedim. Fazla. Şu arkadaş fazla geldi. Onu sildik. Şimdi bakın. Komponent içine girdiğim an buradakilerin hepsi komponent. Yani buradaki objelerin, rectangle'ların hepsi komponent. Merdivenlerin basamakları oluyor bu. İçeri girip bunu push pull ile kaldırdığımda gördüğünüz gibi ne yapıyor? Hepsini aynı anda hareket edebiliyorum. Birine müdahale ettiğim an hepsinde aynı özellik oluyor. Bakın bir tanesini yapalım yine. Örneğin burada mermer detayı görmek istiyorum. Şöyle içeri girinti yaptım. Aşağı doğru indirdim ve
mermer detayını şöyle push-pull'la verdiğim zaman diğerlerinde de aynı olayı görebiliyoruz. Komponentin özelliği bu. Aynı olan objelerde ne bakın şuradan tutup şöyle şurayı tutuyorum ve move aracına tıklıyorum ve yukarı doğru hafiften kaldırıyorum. Burada tabi boşluk olmuş. Tam kopyalamamışız dikkat ederseniz şu kısımda. Onu kopyalarken fazla yukarı kaymış. Ondan kaynaklı. Gördüğünüz gibi Make Component ile Make Group arasındaki fark bu. Zaten Make Group ve Make Component olayında objelerin birbirine girmemesini de sağlıyorsunuz. Nasıl bu? Mesela şöyle örnekle anlatalım. Örneğin burada bir box olsun. Şöyle çizdim. Bunun grup olduğunu, bu box'ın ise bunu grup ya da component olarak düşünebilirsiniz. Bunun da hiçbir şekilde ne grup ne de component olduğunu düşünelim. Şimdi ben burada bir işlem yaptığımda, örneğin bir rectangle çizeyim buna, bir de buna çizeyim. Bakın buradaki rectangle'ı şöyle hareket ettirdiğimde bunun yüzeyindeki küçük bir hareket yapsak, örneğin sağa doğru şöyle şişirmeye kalktığımda move aracıyla, bakın bu box da etkileniyor. Halbuki buna yaptığımızda bu hareketi şuradan çekmeye kalkıştığımızda şöyle ne oldu burada? Bu etkilenmedi. Çünkü bu grup ya da komponent. Grup ya da komponent olmasının en temel özelliklerinden biri de yine diğerlerinden etkilenmiyor. Ayrı çalışıyorsunuz. Mesela bunun içine girdiğiniz zaman siz burada ne yaparsanız yapın diğer objeler eğer bu komponent ise etkilenmeyecektir. Kardeşleri varsa yani komponent diğer komponentler etkilenir. O ayrı mevzu. Ama bunun dışındaki grup ya da komponentler ya da modeller etkilenmeyecektir. Eğer grup ya da komponent içinde çalışırsanız. Bu çok önemli bir özellik. Bundan dolayı çizim yaparken mümkün olduğunca yaptığınız her bir modeli hemen grup ya da uygunsa komponente çevirmenizde büyük fayda var. Modellerken hiyerarşi önemlidir. Buna dikkat edin. Modellerin karmakarışık olmasını istemiyorsanız, işte megabaytının çok yüksek olmasını istemiyorsanız, çalışırken rahat olmak istiyorsanız mutlaka bu özelliklere dikkat edin. Grup ve komponent kullanımına özen gösterin. Geldik son özelliğimize. Şimdi burada 4 tane component var. Yani bu 4 objede aynı obje component. Aynı dememin sebebi yine component olmasından dolayı. Şimdi buradaki örneğin 2 tane objenin yani daha doğrusu burada bir işlem yaptığımızda şöyle bir bakarsanız yine hepsinin aynı anda hareket ettiğini görüyorum. Ama diyorum ki ben sadece şu ortadaki şuradaki objenin diğerlerinden farklı hareket etmesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Sağ tuş yapıp make Unique QE diye bir seçenek var şurada. Bu aslında bunun diğerlerinden ayrılmasını ifade ediyor. Ayrı bir komponent haline getiriyor. Yine komponent olarak kalıyor. Grup olarak değil de komponent olarak kalıyor ama diğer üçünden farklı hareket ediyor. Bakın Make Component'dan Make Unique yaptığımda bunu işlem yaptığımda dikkat edin diğerleri hareket etmeyecek ama diğer üçüne dikkat edin şu, şu, şu ve şu artık yine kardeşler bunlar kardeş olarak kalıyor ama şu arkadaşı attık artık kardeşlikten. Yine component. Bakın şimdi tıklıyorum buna herhangi bir kardeşe. Gördüğünüz gibi bunlar yine component olarak kalmış. Evet dikkat ederseniz bu da component'tir. Sağ tuş yaptığımızda edit component diyor. Bakın içine giriş yapabiliyorsunuz. Çift tıkladığınızda da yapabilirsiniz bunu. Şimdi buradaki olaya nerede ihtiyaç duyabilirim? Örneğin şöyle yapalım. Şunu silelim. Yine bunu eski haline, yine kardeş haline getirelim. Şuradan bir kopyasını alalım. Yine bu dördü nedir? Komponenttir. Diyelim ki bu üçünün hatta şu ikisinin diğer ikisinden ayrılmasını istiyorum. Herhangi ikisini seçelim burada. Herhangi ikisinin diğerlerinden farklı komponent olmasını ama kardeş olarak kalmasını istiyorum. Bunu ve bunu sağ tuş yapıp Make Unique dersem bakın gördüğünüz gibi Make Group tabi şeyi de var. Seçeneği de var. Make Group yaparsanız bu iki komponenti bir grubun içine atar. Şimdi dikkat edin. Buna geldiğimde bu yine o iki seçilen komponentte kardeş. Ama eskiler kendi aralarında kardeş kalıyor. Ya bunun özelliği bu. Yani istediğinizi komponent kardeşlerden çıkarabilir, başka bir kardeş grup oluşturabilirsiniz, komponent oluşturabilirsiniz. Örneğin şunu ve şunu seçip atıyorum. Sağ tuş yaptığında Make Group seçeneği de çıkıyor. Yani bunlara tıkladığınızda, Make Group yaptığınızda artık bu ikisi bir grubun içinde. H'ye basıyorum. H'ye basında gördüğünüz gibi ikisi bir grubun içinde kalabiliyor. Örneğin buraya geldim. Diyorum ki bakın işlem yaparken bu grup, bunlar komponent. Şu arkadaşların hepsi komponent. Aynı obje olduğunu varsayarak komponent yaptım. Bu ise grup. İçine girip bunu push pull'la hareket ettirdiğimde hiçbir objeye zarar vermiyor. H'ye bastım.
Tekrar görüntü geldi. Bu seviyede kaldırdım. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı bana. Hiçbir objeyi çekiştirmedi, sündürmedi. Şimdi diyelim ki az önceki özelliğe göre ben şu ortadaki 3 tanenin küçük olmasını istiyorum. Örnek yani. Diyorum ki 3 tanesinin küçük olmasını istiyorum. Bunu ne yapacağım? Hem komplet kalmasını istiyorum, kardeş olmalarını istiyorum. Hem de biraz diğerlerinden şu alttaki ve üstteki ikişer tane olandan ayrı çalışmasını istiyorum. O zaman sağ tuş yapıyorum. Yine aynı az önceki özellik gibi. Make Unique yaptığımda artık bunlar 3'ü mavi, 3 tane mavi kardeştir. Ama diğer kardeşlerden ayrı özelliktedir. Şöyle tıklıyorum. Mesela şurada geldim. Bunu istediğim gibi mesela cam olduğunu varsayın. Burada hatta öyle yapalım. Cam olduğunu varsayın. Buraya kadar çekebilirim. Gördüğünüz gibi. İşte söve yapıyorsunuz diyelim. Burada cam olduğunu varsayın. Bu camın kenarına kadar ne yapabilirsiniz bunu? Çalıştırabilirsiniz. Diğerleri etkilenmedi dikkat ederseniz. Halbuki ilk başta yapsaydım mesela şöyle yapalım. Evet. Kısaltmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi bunu kısalttığımda hepsi birden kısalacaktı. İşte Make Unique bu özelliği sağlıyorsa istediğinizi kardeş komponentlerden ayırabilir, yeni komponentler oluşturabilirsiniz. Size grup ve komponent patlatma olayı, explode olayını da anlatalım. Buradaki objeyi 3 defa seri çift tıkladığınızda ve sağ tuş yaptığınızda ne diyorduk? Make group yapabiliriz ya da yine 3 defa tıklayıp sağ tuş yaptığımızda make component yapabilir. Farklı seçenekler gelecek. Biz bunları sonra anlatacağız. Bunları ben örneğin istemiyorum component olmasını. Patlatmak için yine sağ tuş yapıp explode yapabilirsiniz. Bakın şu an ayrıldı. Yani grup ya da component değil. Yine sağ tuş yaptığınızda explode ettiğinizde bu da componentlikten çıkmış olur. Tekrar geri kardeşlere katılamaz. Yani şöyle düşünün. Bunun bir make component olduğunu düşünelim. Kopyasını alalım. Ve bunu komponent olduğunu düşünürken siz bunu patlattığınızda sağ tuş yapıp patlattığınızda artık bu bağımsız olarak çalışacaktır. Bu etkilenmeyecektir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Patlattığınızda daha geri dönüşü olmayacaktır. Şöyle ki Ctrl Z ile tabii geri gelebilirsiniz. Çok problem değil ama yine de dikkat edin. Mümkün olduğunca aklınızda bulunsun. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.